Şöyle düşünelim. Medya özgür olsun. Olsun, tamam. Ama Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Kaça? Fethullah Gülen'in ifadesinden 20'ye. Şimdi bu bölünme demek, küçük küçük parçalar demek, ölümün başlangıcıdır. 20'ye bölünmüş bir Türkiye hiç kimseye direnemez. Ya çok kolay olur. Ufacık şehirler, ufacık topluluk, askeri yok, polisi yok, bir şey yok. Darmadağın edilir. Yani herkesin ezeceği, darmadağın edeceği ve birbirini nerede düşürme ihtimalleri var. Onu ondan savaştıracak, onu ondan savaştıracak. Birini işte sağcı, birini solcu gösterecek, birini Alevi, birini Sünni gösterecek. Çatıştıracak ve yok edecek, Allah'ın seversen. Şimdi böyle bir belada bak, avamın çabuk ifal olunabilen akıllarına diyor, bak avamın, avam. İnsanların aklı çabuk ifal olunabilir. Yani çabuk çelinebilir. Şimdi sen istediğini yazıyorsun ama halkın içinde insanlar çok olumsuz etkilenir. Yani adama sen doğrusunu anlatınca adam aklı dönebilir. Mesela bak, hemen inandılar. Tayyip Hoca'nın işte yurt dışına para gönderdiğini söylediler. Aa, vay anasını dedi, adam inandı. Ganyana geliyor adam. Araştırmıyor. Aslı var mı yok mu adam araştırmıyor. Onun için haberlerin vatana, millete, devlete zararlı unsurlar taşımaması gerekiyor. Yani tamam dersin ya, adam halk okusun kendi karar ver. Ya kardeşim tamam da okuyor. PKK'lıya mesela, PKK'nın propagandasını anlatıyorlar. Darwinizm, materyalizm. Adam komünist oluyor. Evet. Ve vatanın başına bela oluyor. Yani ne yapalım, fikir hürriyeti var diyemeyiz. Okutmayacaksın. Yani tamam, demokratik olmayabilir bu. Okutmayacaksın. Adama komünist propaganda yaptırmayacaksın. Çünkü antikomünist propaganda yok. Ama mesela antikomünist propaganda olsa, iman hakikatleri anlatılabilse, Kur'an mucizeleri anlatabilse, Darwinizmi geçersiz anlatılabilse, anlatıyorsan anlat. Komünist propaganda yapıyorsan yap. Kimse bir şey demez. Ama tek yanlı propaganda olunca adamın aklı ifal olunuyor. Adamı kaybediyorsun. Şu anda durum bu Türkiye'de. Laiklik var. Laiklikten dolayı iman hakikatleri anlatılamıyor. Kur'an mucizeleri anlatılamıyor. Darwinizmin geçersizliğini anlatamıyorsun. Antikomünist propaganda yapılamıyor. Ya devlet yapmıyor. Bu dediklerimi yapmıyor devlet. Ne oluyor? PKK tek yanlı gelişiyor. O zaman yasaklama getirilmesi gerekiyor. Ya tam özgürlük ya yasaklama. Yani tez varsa antitezi de olacak. Basın bir şey söylediğin cevabı anında, cevabın da olması lazım. Cevabı olmayan açıklama olmaz. Mesela basında yayınlanıyor. Cevap yok. Eskiden bizden İngiliz de öyle olurdu. Haber çıkardı manşetten. Mesela ben İngiliz, Adnan Oktar kokain man çıktı. Cevap. Beraat ettim sonra. Cevap yok. Bak, beraat ettim. Cevap yok. Bak, iftira olduğunu ispat ettim. Cevap yok. O yayınlanmıyor. Şimdi diyeceksin ki basın özgür, böyle bir özgürlük olmaz kardeşim. Orada onu yasaklayacaksın. Cevabıyla yayınlıyorsa yayınlasın. Cevabıyla yayınlıyorsa, mesela beraat etti haberin ikisini yayınlıyorsa yayınlasın. Ama tek yanlı yayınlıyorsa tek yanlı iftira sistemi var demektir. Aslında size atılan iftirayı daha da geniş haber yapmaları gerekirdi. Çok önemli o kurulan komplo. Onu araştırıp içine Tabii. tarihi yayınlamaları gerekirdi. Tabii. Ya kardeşim, mesela bizim eve kokaini kim getirdi? Değil mi? Polis. İçinde kim var? Oraya kim koydu? Kimden aldı? Niye araştırmıyorsun? Tabii. Hiç örtbas edildi. Yiyeceğime kim koydu kokaini? Bak, tabii. yiyeceğime kokainin emniyette konduğu tespit edildi. Emniyette kim koydu kokaini, araştırsana. Araştırma yok. Eve kokainin dışarıdan getirilip konduğu tespit edildi. Araştırma yok. Böyle özgürlük olmaz kardeş. Böyle özgürlük olmaz. Tabii konu biraz şey oldu. Şimdi basının durumunu anlatıyor kardeşimiz. Gazeteci, şimdi gazeteci deyince insan aklına melek gibi varlıklar geliyor. Doktor, o zaman doktor da suç işledin, doktor da koyayım. Doktorları da biz çok seviyoruz. Tabii.
Doktorlar hatta daha iyi biliyormuşum gazeteciden. Değil mi? Hakimleri de koyma. Hakimin ne işi var ya hapishanede? Anne baba da kutsal. Tabii annelerin ne işi var? Öğretmenin ne işi var hapishanede ya? O zaman suç işleyen hapse girecek demektir. Ama benim güzel yüzümü tabii demek istediği şu. Yani bir fikirden dolayı, bir düşünceden dolayı hapis olur mu? Ondan dolayı hapiste kimse yok ben söyleyeyim. Evet. Yok, öyle bir şey yok. PKK'ya yardım, yataklık ve destek. Evet. Türk Devleti'nin efendim anayasasını tayir, tebdil, ilgaya cebren tam teşebbüs. Yani normalde idamdır bunun karşılığı. E adam bunu yapmış. Sen susacak mısın? Olmaz. Eskiden radyoda açıklanırdı bu. Bu şekilde. Evet dinliyorum.